Bugün sizlere 3 kadın vokalin hikayesini anlatacağım. Bu hikaye ilk kez buluşma hikayesi. Peki bu kadın vokaller kimler? Ajda Pekkan, Sezen Aksu ve Nilüfer. Bu 3 kadın vokal bir tesadüf sonucu, hiçbir randevu olmaksızın 1970 yılında aynı çatı altında buluştular. Aynı çatı altında buluştuklarında Ajda Pekkan 24 yaşındaydı. Sezen Aksu 16 ve Nilüfer ise henüz 15 yaşındaydı. 1970 yılında 24 yaşında olan Ajda Pekkan, 1963 yılında Ses Dergisi Kapak Yıldızı yarışmasına katılmış, o yarışmada birinci olmuş ve ardından Yeşilçam'a, yani Türk sinemasına merhaba demişti. Ama müzikal anlamda 1965 yılında Her Yerde Kar Var, Her Yerde Kar Var ve 1968 yılında İki yabancı isimli, yabancı marketten Türk popuna adapte edilmiş olan 45'likleri yorumladığında artık müzik dünyasında gerçekten de dikkat çeken bir kadın vokaldi. İki yabancı gergelere sinmiş. Peki 1970 yılında 16 yaşında olan Sezen Aksu ne yapıyordu? Sezen Aksu İzmir'de yaşayan bir genç kızdı. Hayali şarkı söylemekti, şarkıcı olmaktı. Nilüfer ise 1970 yılında 15 yaşında bir ortaokul öğrencisiydi. İtalyan Kolleji ortaokul 2. sınıfta okuyordu. Onun hayali de şarkıcı olmaktı. Ve bu üç kadın 1970 yılında hiçbir randevu olmaksızın ilahi bir güçle aynı çatı altında bir araya geldiler. Hafta sonu dergisinin her yıl geleneksel olarak yapmış olduğu Altın Ses yarışmasının bir yenisi 1970 yılında yapılacaktı. Ve dergi yetkilileri bir jüri oluşturdu. Bu jüride kimler vardı? Dönemin önemli erkek vokallerinden biri olan Alpay. Yine dönemin önemli söz yazarlarından biri olan Feci Epcioğlu ve günümüzde bir söz yazarı ve besteci olarak bilinen Şehrazat Söylemezoğlu. Şehrazat Söylemezoğlu o yıllarda sadece şarkıcı kimliğiyle tanınıyordu. Bu 3 jüri üyesinin yanında bir 4. jüri üyesi seçildi ve aynı zamanda 4. jüri üyesi jürinin başkanlığını yapıyordu. Peki jüri başkanı kimdi? Evet, 1970 yılında henüz 24 yaşında olan Ajda Pekkan'dı. 4 jüri üyesi adayları tek tek değerlendirdi. Bir canlı performans söz konusuydu. Bu canlı performansta kimler performans sergileyecekti? Onlardan biri Sezen Aksu'ydu. Sezen Aksu yarışmaya Sezen Aksu adıyla katılmadı. Nüfus kağıdında dün olduğu gibi bugün de yazan gerçek adı Fatma Sezen Yıldırım. Evet, yarışmaya Fatma Sezen Yıldırım adıyla katıldı ve bir diğer aday Nilüfer. Ve yarışma sonuçlandı. Sonuçlanan yarışmada Fatma Sezen Yıldırım sadece 6. olabildi. O yarışmanın birincisi Nilüfer'di. 4 jüri üyesi de Nilüfer'e tam puan verdiler. Nilüfer birinci olduğu yarışmada Durul Gence Orkestrası eşliğinde Sensiz Yıllarda isimli şarkıyı yorumlamıştı. Sensiz yıllarda. 15 yaşındaki genç kız, henüz ortaokul öğrencisi olan genç kız birinci olmuştu. Peki Fatma Sezen Yıldırım? 6. olan Fatma Sezen Yıldırım'ı kim hatırlıyordu? Hiç kimse hatırlamıyordu. Ne ikinci ne üçüncü olabilmişti. Sadece 6. olabilmişti. Unutulmuştu. Fark edilmemişti. Dikkat çekmemişti. Ama Nilüfer 4 jüri üyesinden tam puan almıştı. Nilüfer için artık şöhret basamaklarını tırmanma vakti gelmişti. Dönemin önemli prodüktörlerinden Nino Varon, Nilüfer'e plak teklif etti yarışma sonrasında. 1972 yılında Odeon plak etiketiyle Nilüfer'e ilk 45'liği yapıldı. Kalbin Bir Pusula. Kalbin bir pusula. Bu 45'lik beğenildi. Odeon plak, Kalbin Bir Pusula 45'liğinin ticari başarısının ardından gecikmedi ve Nilüfer'e ikinci bir çalışma yaptı. Ve bu kez ikinci çalışma Dünya Dönüyor adıyla 1974 yılında müzik marketlerde yerini aldı. Ve Dünya Dönüyor isimli çalışmasıyla Nilüfer artık gerçekten de şöhret basamaklarını hızla tırmanmaya başladı. Ve akabinde Nilüfer tüm kadın vokalleri geride bırakarak yılın kadın pop sanatçısı seçildi. Peki Nilüfer bu başarıları elde ederken acaba Sezen Aksu ne yapıyordu? Katıldığı yarışmada 6. olmanın hüsranını yaşayan Sezen Aksu İstanbul'dan İzmir'e geri döndüğünde aslında pes etmedi. Hayali her zaman olduğu gibi aynı.
Yani yıldız olmak, şarkıcı olmak, şarkılarını geniş kitlelere yorumlamak. Bunda gecikmedi. 1975 yılı yarışmadan tam 5 yıl sonra İstanbul'a gelip ilk plağını yaptı. Plak Haydi Şansım adıyla müzik marketlerde yerini aldı. Haydi Şansım 45'liğini Fatma Sezen Yıldırım adıyla çıkarmamış, Sezen Seley adıyla çıkarmıştı. Ama bu plakta tıpkı 1970 yılında katıldığı yarışmada 6. olduğu gibi bir hayal kırıklığı yaşattı Sezen Aksu'ya. Çünkü Haydi Şansım 45'li ilgi görmedi. Ama Sezen Aksu yılmadı. Ardından bu kez Sezen Aksu yeni bir çalışmayla karşımıza çıktı. Sezen Aksu'nun yeni 45'liği Yaşanmamış Yıllar Kusura Bakma adını taşıyordu. A ve B yüzünde yer alan bu iki şarkı Sezen Aksu'yu artık popüler kılmaya yeterli olacak olan şarkılardı. İlk önemli adımını atmıştı Sezen Aksu bu 45'likle müzik dünyasına. İşte 1970 yılında yapılan bu yarışmada tesadüfen bir araya gelen 3 kadın vokal. Ayşe Pekkan, Sezen Aksu ve Nilüfer. Onlar bu çatı altında ilk kez bir araya gelirken aslında bu yarışma bir gerçekliği de ifade ediyor. Ne olursa olsun, eğer ki kendinize inanıyorsanız, inandığınız yolda asla pes etmeyin. O yolda yürümeye, hatta koşmaya devam edin. Ajda Pekkan'ın başkanlığını yaptığı jüri, Nilüfer'e birincilik ödülünü getirirken aslında doğru bir karar vermişti. Neden? Popüler müzik dünyasına gerçekten de yetenekli bir kadın vokal kazandırmıştı. Peki, Sezen Aksu'yu 6. yaparken karar doğru muydu, yanlış mıydı? Onu o gün yaşamak ve değerlendirmek lazım. Çünkü Sezen Aksu'nun o günkü performansına biz tanıklık etmedik. Jüri üyeleri tanıklık etti ve Sezen Aksu 6. oldu. Bugün baktığımızda 3 kadın vokalden biri popüler müzik tarihimizin süperstarı Ajda Pekkan. Diğeri popüler müzik tarihimizin kraliçesi Sezen Aksu. Ve üçüncüsü popüler müzik tarihimizin başarılı kadın vokali Nilüfer. Güzel hikaye değil mi?